Bruh, look at this dude. Wait till you see Bu filmlerin hayal kırıklığı olduğunu söylediğimde farkındayım. Hayal kırıklığı kelimesine baktığınız anlama göre veya yorumlama şeklinize göre yanlış anlaşılabilir. O yüzden bunu baştan ortaya koyalım. Filmler kötü. O kısmı anlamıştınız zaten. Ama daha önemli olan kısım. Neden hayal kırıklığına uğradım? Özellikle Venom için diye düşünebilirsiniz ama burada aslında ikisi için de geçerli bir durum. Neden hayal kırıklığına uğradım? Joker açıklaması biraz daha kolay. Ve dediğim gibi iki filmi de fazla beğenmedim. O yüzden fazla da uzun bir video yapıp bir de 15 dakika editlemek istemiyorum. O yüzden kısa tutacağız. Şöyle ki, iki filme de hayal kırıklığım var. Ama ikisinin de hayal kırıklığı spektrumun çok farklı noktalarında. Bu iyi bir görüntü olmadı. Dediğim gibi iki hayal kırıklığı da çok farklı bir noktada aslında. Çünkü yani birininki iyi olduğu, hani daha doğrusu iyi olması gerektiği halde iyi olamadığı, yani beni yanlış hayallere sürüklediği için hayal kırıklığı yaratırken, diğeri daha kötü olmasını istediğim için ve o kadar kötü olamadığı için hayal kırıklığı yaratıyor. Yani ben filmlerden birini izlerken inanılmaz iyi, birini izlerken inanılmaz kötü olmasını bekledim. Ve Venom kesinlikle o kadar iyi değildi. Ama tabii ki şakalar bir yana, Joker'in, yani ilk Joker'i anlatmama gerek yok. Joker'in ne kadar iyi olduğunu zaten biliyorsunuz. İlk Joker'in büyük başarısı üzerine bir ikincisinin geleceğini duymak ayrıca güzeldi. Ama ikinci film büyük oranda müzikaldi. Tamam, full bir müzikal değildi belki. Tamam, bir Hamilton değildi ama çok fazla müzik vardı ve ben müzikal fazla sevmiyorum. İnternetin geri kalanı da büyük oranda sevmiyor. Bu filmin müzikal olduğunu fark ettiğimde tek sevmeyenin ben olacağımı sandım. Çünkü müzikaller, bilmiyorum, son zamanlarda insanların hoşuna gidiyor gibiydi. Ve ne yalan söyleyeyim, bu sefer internetin benim desteklediğim şeyi desteklediğini görmek güzel. Çünkü bazen fikirlerim konusunda bayağı çarmıha giriliyorum. Hoş olmuyor. Ve yani müzikal kısmına gireceğim. Joker hakkında biraz daha düzgün konuşmak istiyorum. O yüzden zamanı gelince konuşuruz. Ama Venom'a gelirsek. Venom The Last Dance. Çok mehti be. Yani izlerken uyuklatacak kadar mehti. Ve en son ne zaman bir filmi izlerken uyuyakaldım bilmiyorum. Yani tamam, inanılmaz harika bir dikkat şeyim, hani dikkat oranım, attention span'im vesaire olduğunu iddia etmiyorum. Ama Venom The Last Dance çok sıkıcı. Ve tamam, bu konuda da internet benimle aynı fikirde. Teşekkür ederim. Ama bir sürü insan Venom'un sanki zaten kötü, hani tamam ben de kötü olacağının farkındaydım ama mesele kötü olacağının farkında olmamız değil. Mesele benim kötü filmlerle eğlenebiliyor olmam. Ben Venom 2'yi mesela o kadar dert etmemiştim. Bak, kötü bir puan vermiştim. Evet. Mesela Letterboxd skorlarımı şurada görebilirsiniz. İlk Joker'i, Venom'u veya işte Venom 2'yi falan buraya koyayım. Bunlara görebilirsiniz. Hani yani bazen böyle guilty pleasure'larınız olur ya, öyle bir terim vardır. Hani berbat olduğunu bile bile seversiniz. Yani şey gibi, Riverdale'ı sevmem gibi. Berbat olduğunun farkındayım. Kimseye önermem. Ama bu gerizekalı tayfayı izleyince eğleniyorum. Ve Venom da böyleydi. İlk Venom biraz daha mehti. İki de iyice sapıtmışlardı. Ve ben üçte bunun daha da saçmalaşmasını bekliyordum. Saçmalaşma oldu. Ama iyi bir yönde değildi. İkilinin ilişkisi fena olmasa da ve herkesin aksine Venom kurbağa ve Venom hatta aslında eğlenmiş olsam da filmin kalanı çok odaksızdı. Gelecek yok. Yani herhangi bir gelecek. Hiçbir gelecek yok. Ve Null'un bu kadar saçma olması ve gözükmesi bir kenara bırakırsak, hani hikaye hiçbir şey yapmıyor. Hani gerçekten hiçbir şey yapmıyor. Bilmeyenler için No Way Home'un after kreditinin aslında hemen sonrasında geçiyor. Doğal olarak Let There Be Carnage'ın hemen sonrasında geçiyor. After kreditin hemen sonrasında geçiyor. Ve Eddie'nin hala aslında bir yandan hükümetten, bir yandan da Null'dan kaçmaya çalışmasını anlatıyor. Ama hikaye çok saçma. Çünkü şöyle bir sorun var ki, kendi verdikleri kurallara göre konuşuyorum. Bakın, bu şey değil, hani işte ben bir fikir buldum, bu işe yarayabilir değil. Bunun işe yaradığını söylüyorlar. Ve film içerisinde kullanılıyor. Eğer Venom tam formuna bürünmezse, yani hostuyla şu gördüğümüz klasik Venom halini oluşturmazsa,
asla ortaya çıkmıyor. Daha doğrusu Nul'un yolladığı şu yaratıklar onu bulamıyor. E madem böyle bir şey var, Meksika'da kal! Meksika'da kal! Ama Eddie diyor ki ben kalamam. Ben varmam. Ben kalmak istemiyorum. Böyle olunca da Amerika'ya geri dönüyorlar. Ve tamam arada ilginç bazı komik sahneler olsa da diğer konseptlerin tamamı harcanıyor. Bunların ilki diğer simbiyotlar. Bir ton simbiyot var. Garip grup simbiyotlar hem de. Üstüne toksin falan var. Hatta o dedektifle birleştiğini görüyoruz. Ona da bir şeyler anlatmaya çalışıyorlar. Onun hikayesini bir nevi açıklıyorlar. Ama hikaye günün sonunda hiçbir yere bağlanmıyor. Ve o yüzden de bayağı tatsız hissettiriyor. Hiçbir yere bağlanmadığı için de doğal olarak eğlenemiyorsunuz. Ama tabii ki Venom'un hani saçma bir kötü olmasını beklerken kötü bir kötü olunca film olarak üzüldüm. Ama bu üzüntü Joker 2'nin yanından bile geçemez. O yüzden biraz da Joker konuşalım. Tek gereken bazen kötü bir gündür derler ya. Ben o günü yaşadım işte. Venom izlediğimde. Ha baştan söyleyelim. Joker 2'yi genel kitle kadar sevmiyorum gibi bir durum sanırım yok. Çünkü ben gene en azından bazı yerlerde genel olarak eğlenebilmiş bir kişiyim. Şöyle ki eğer müzikal kısımlar hani direkt olarak o müzik olan kısımlar kesilse direkt kesilip atılsa hani şeyde şu an Vegas 19'da kessem oraları birleştirsem o filmi oturup izlerim. Umarım durumu iyi açıklayabilmişimdir. Yani derdim senaryo değil. Derdim görsellik değil. Derdim oyunculuklar değil. Her ne kadar Lady Gaga'nınkileri çok beğenmesem de. Derdim bunların hiçbiri değil. Tek derdim şarkı söylemeleri. Böyle söyleyince direkt olarak şarkılardan nefret ediyormuşum gibi durabilir. Ama akışı çok kötü bozuyorlar. Gerçekten çok kötü bozuyorlar. Bir yerden sonra o yani şarkıların çıktığı yerlerde 1.25'e almaya başladım filmi. O kadar sinirimi bozdular. Gerçekten eğlenmedim şarkı söylene. Yani atlamak istedim ama sunduğu şeyleri de kaçırmak istemiyorum. Doğal olarak böyle ister istemez ikileme de sokuyor beni. O yüzden 1.25 aldım o kısımlarda. Ve beğenmedim. Filmin kendisine genel olarak bir sorun kesinlikle yok. Hani Joker ve Harley ilişkisi olsun, Joker'in mahkeme kısımları olsun, gerçekten delirdiğini görmek olsun. Özellikle mahkemede kendini savunduğu kısımlarda yani daha doğrusu birkaç sahnede inanılmaz keyif aldım. Arthur'un macerası genel olarak hoşuma gitti. İşte Harley ve Arthur ilişkisi olsun, Arthur'un hapishane hayatı olsun, gardiyanlarla ilişkileri, aralarında geçenler şunlar bunlar hepsi hoş. Bakın hiçbiriyle sorunum yok. Hiçbiriyle. Gerçekten yok. Ama yani insan bazen şey diyor. Neden? Bu soruyu normalde işte medyalarda sormayı hiç sevmem. Hani bunun amacı ne veya neden diye sormayı hiç sevmem. Çünkü hani günün sonunda amaç her zaman tüketen kişiye bir keyif mi? Bir zevk vermektir. Bir mutluluk kaynağı olmaktır. Veya ona karşı bir şeyler hissettirmektir. Herhangi duygu olursa olsun. Sadece mutluluğa gerek yok. Ama müzikal kısmı anlamadım ben. Hani bu bir film. Ve hani Phillips'in fikri neydi bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Amaç ne? Hani amaç sadece hani böyle eski siyah beyaz filmlere göndermeler yapmak mıydı? Veya kendince böyle şey gibi işte Cem Yılmaz'ın son filmleriyle yaptığı gibi hani kendi hoşuna giden şeyler yapmak mıydı? Mesela Arif ve 216 da öyleydi. Hani yeni jenerasyonun çok anlamayacağı ama sadece kendinin ve o yaş grubunun anlayacağı şeylerle bayağı doldurmuştu filmi. Hani amaç onun gibi bir şey miydi acaba? Yoksa harbiden müzikal mi sevmeye başladı arada bilmiyorum. İşte Joaquin Phoenix bir kere Joker'i rüyasında şarkı söylerken görmüş diyenler gördüm. Gerçek mi bilmiyorum. Yeterince araştırmadım. Filmi araştıracak kadar umursamıyorum. Yalan yok. Ama sebep her neyse filmi inanılmaz yavaşlatıyor. Gerçekten çok yavaşlatıyor. Ha şöyle bir durum var. Müzikali kullanma şekilleri çoğu şeye göre daha iyi. Çoğu yapıma göre daha iyi. Her ne kadar kötü olsa da diğer yapımlara göre bazı yerlerde daha iyi. Çünkü müzikalden daha fazla nefret ettiğim bir şey varsa o da evrene yedirilmemiş müzikal.
Yani herkesin böyle her şey normalmiş gibi davrandığı ama sadece izleyiciye müzikalmiş gibi sunulan müzikaller. Onlardan harbi nefret ediyorum. Burada özellikle işte Arthur'un kafasında yaşanıyor. Bazı yerlerde harbiden şarkıları söylüyor. Hani etrafındakiler de duyuyor. Şey değil yani. Şarkı dördüncü duvarı aşan bir şekilde bize sunulmadığı için o biraz daha hoşuma giden bir durum. Ama şarkıları sevmedim. Şarkıları harbi sevmedim. Tamam, kanaldaki her incelememde müziklerden zaten anlamam deyip geçiştiriyorum. Ama hoşuma gitmediği zaman da hoşuma gitmediğini fark edebiliyorum. Ve yani güzel değildi. Ne diyebilirim ki? Ama tabii ki Sezar'ın hakkı Sezar'a. Görsellik inanılmaz. Görüntü anlamında ilk filmden hiç geride kalır yanı yok. Bazı yerlerde hatta geliştirmeler de var. Hoşuma gitti sonuna kadar. Oyunculuklar fena değil. Joaquin Phoenix aynı şekilde döktürüyor. Şu Puddles abi. Niye böyle aşağı baktım bilmiyorum. Böyle yapınca da ırkçı oldu, nasıl satayım. Puddles mahkeme sahnesinde döktürdü. Harvey Dent fena değildi. Yani birazcık şey olmuş. Çok önemsememişler gibi duruyor rolü ama oynayan abinin Harvey Dent'ini beğendim. Tabii ki Dark Knight'teki kadar bir Harvey Dent veremeyecekler bize ama olsun, fena değil. Lady Gaga'nın oyunculuğunu beğenmedim açıkçası. Harley karakterinin yazımını beğendim. Yani hani klasik Harley-Joker ilişkisi kalıbından çıkmış olmaları hoş. Normalde hep hani Joker Harley'nin beynini yıkayandır. Burada biraz daha Harley zaten deliydi. Ve Joker'i bir nevi kullandı gibi oldu. Yani tabii ki Arthur'un o şekilde kullanıldığını, bir nevi Joker personası için kullanıldığını görmek hoş olmasa da, ki yani çoğu erkeğin anlayabileceği bir durumdur ve empati kurabileceği bir durumdur, tatsız ama yazım olarak ilişki çok iyi. Ve genel olarak bilmiyorum, film meh. Hani ilk filme neredeyse tam puana yakın bir şey verebiliyorken bu filme meh deyip geçiştirmek beni sadece üzdü ve genel hayal kırıklığımın sebebi de bu. Verdiğim puan burada ve bundan da anlayabileceğiniz ve tabii kalp vermememden de anlayabileceğiniz üzere aldığı puanları kesinlikle yazımı için veya daha doğrusu genel süresi için almadı. Ama her şeye rağmen bir ama, müzik kısımlarına çıkarsak fena olmazdı. O yüzden çok da abartmadım gömerken ve durumu açıklayabildiğimi umuyorum. Dediğim gibi müzikleri sevmiyorum. Bu filmin müziklerini sevmiyorum. Normal şartlarda müzikalleri okeyim. Ama yani. Ha, soracakları da söyleyeyim. Hamilton izledim. Müzikal bana koymaz. Headers olsun, şey olsun, hani Beetlejuice olsun veya müzikal versiyonlarını da bildiğim için ve sevdiğim için hani şey diyebiliyorum. Tam olarak müzikallerden nefret etmiyorum. Ama yeterince iyi yapılmadığı zaman gözüme batıyor. Durum biraz bu. Ve 2024'ün benim için en büyük hayal kırıklıkları olabilirler. Film anlamında en azından. Ama bundan sonra daha izleyeceğim film çok. Terrifier 3 olsun ki yorumlarının birazcık karışık olduğunu görüyorum. Bir kısım direkt legal snuff filmi diyor. Bir kısım harika diyor. Bir kısım berbat diyor. Onun dışında Alien Romulus'u izlemek istiyorum. Ve açıkçası onlara da bir bakacağım. Belki bunun gibi bir videoda yakın zamanda izlediğim korku filmleri veya işte kaliteli korku filmleri falan diye bir başlıkta toplarım eğer ikisini de beğenirsem. Veya hayal kırıklıklarım 2 olur eğer ikisini de beğenmezsem. Bir bakarız. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın ve unutmayın. Seviliyorsunuz.